Yeni quyidagi misolni ko'rib chiqamiz. Agar mana bu ifoda standart shakldagi ko'p qat ko'rinishida yozilsa, birinchisi uning koeffitsientlari yig'indisini toping, ikkinchisi x ning tog' darajalari oldidagi koeffitsientlari yig'indisini toping, uchinchi savol x ning juft darajalari oldidagi koeffitsientlari yig'indisini toping. Va shu uchta savolga javob beramiz. Biz aslında bu misalda fakat ikincisi sorulgan. Ve bana bunları ham bunları ko'rsak ham foydali bo'ladi. Shu sababli ularga ham javob berib o'tamiz. Mana bu ifoda standart shakldagi ko'p qat ko'rinishda yozilsa. Bu holda bu umuman bizga bitta ko'p qat berilgan bo'lsin, x standart shaklda yozilgan bo'lsin. Ya'ni mana bu ko'rinishda a0 a1x a2x kvadrat, a3x kub, plus, vahkazı, plus, an, x derecesi n. n'inci dereceli çok kat. Tabi ki an nolge teyemez. Şimdi n'inci dereceli bulardı. Bak, koeffitsientlerinin yığındısını hangi hal topsak bulardı? Koeffitsientlerinin yığındısını topuş için x'nin oranına bir koyalımız. Bu halde, bana bir yerde a nol, qo'shuv a1 ko'paytiruv 1 1 ga a1 ga teng x 1 ning kvadrati 1 a2 ning hosil bo'ladi plus a3 va hokazo plus an, ya'ni koeffitsientlar yig'indisi hosil bo'ladi. Demak, koeffitsientlar yig'indisini topish uchun x ning o'rniga 1 qo'yib hisoblashimiz kerak ekan. Biz qarayotgan holda x mana bu ko'p qat. Demak, x ning o'rniga 1 qo'yamiz. Bir. Mana bu ko'p qat uchun demak buni qavslarni ochib birni qo'ysak ham, qavsni ochmasdan birni qo'ysak ham baribir bir xil chiqadi. X ning o'rniga 1 qo'ysak 1 ning kubi minus 1 plus 1 kub plus 1. 1 minus 1 0 bo'lib ketadi, 1 ning kubi 1 qo'shilib 1 2 ga teng. Demak koeffitsientlarning yig'indisi 2 ga teng ekan. Birinchi savolga javob berdik. Endi birinchi savolning javobi. Ikkinchi savolga o'tamiz. X ning tog' darajalari oldidagi koeffitsientlari yig'indisini toping. Bu degani a1 x ning birinchi darajasi oldidagi koeffitsient, a3 uchinchi daraja tog' darajalari oldidagi koeffitsientlar, tog' darajalari oldidagi koeffitsientlar yig'indisini topamiz. Buning uchun x ning o'rniga 1 minus 1 qo'yib ko'raylik. A minus 1. Bu halde mana bu ifadadan biz quyidagi ifadani hosil qilamiz. A 0 minus A 1 plus A 2 minus A 3 yani minus 1 ne kubu minus 4 minus A 3 plus bu hakeza ama hakeza farkı kısmını yazmayayım da aramda ikon üstü yazalım. Tabi endi x'nin tog' darajalari oldidagi koeffitsientlar yig'indisini topish uchun mana bu birinchi tenglikdan ikkinchi tenglikni ayiramiz. Ya'ni p1 minus p minus 1 ni hisoblaymiz. Ayirsak a0 minus a0 0 bo'lib ketadi. A1 minus minus a1 2 a1 bo'ladi. A2 minus a2 0 bo'lib ketadi. A3 minus minus a3 plus 2 a3 bo'ladi. Natijada x ning tog' darajalari oldidagi koeffitsientlar ikkilangan holda bo'ladi. Ya'ni 2a1, 2a3, 2a5 va hokazo. Mana bu ko'rinishdagi yig'indini hosil qilamiz. 2 ga bo'lib yuborsak p1 - minus p - 1 - 2 teng a1 qo'shuv a3 qo'shuv a5 va hokazo. X'nin tog' darajalaridagi tog' darajalari oldidagi koeffitsientlar yig'indisini hosil qilamiz. Demak, buning uchun biz quyidagi ifodani hisoblashimiz kerak ekan. P1ni yuqorida hisobladik, 2 ga teng chiqdi. Endi p minus 1 ni hisoblaymiz. Minus 1. Buning uchun xlarni o'rniga minus 1 yozib chiqamiz. Minus 1 ning kubi minus 1, plus 1, yana plus 1 kubi. X o'rniga minus 1 qo'yyapmiz, minus 1.
Bana bu ikisi 0 bu ketadı. Birini kubu 1, minus 1, 0 buladı. Demek pi minus 1, 0 geten ekledi. Pi 1, 2 geten idi. 2 minus 0, 2 geten, 2'ye bulsay, 1 çıkardı. Demek tau derecelere aldığı koeffisientler yığındısı 1 geten ekledi. Bunun cevabı 1. Şimdi kalın x'nin tau derecelere aldığı koeffisientler yığındısı 1 geten ekledi. O kengisi x'nin cüft dereceleri aldığı koeffisientler yığındısını topayın. Bunun için gelirler bana bir ikide teyliğini koşalımız yanında. Birinci ve ikinci teyliğini koşalımız. Birinciye koşalımız, ikinci teyliğini. O halde P1 koşu P minus 1 ten. A0 koşu A0 2 A0 plus A1 minus A1 0 olup getirdi. A2 koşu A2 plus 2 A2 İngisi 2 A4 ama hakeza. Yani 2 gibi var edik deneyden. P1 koşu P minus 1 bu taksım 2. Neticede onun tamamında A0 koşu A2 koşu A4 koşu ve hakeza. Yani x'nin cüz dereceleri aldığı kefsiyetler yığındısı fasıl oldu. Yani cüz dereceleri aldığı kefsiyetler yığındısını topuş için P1 koşu P minus 1'ni kapıp 2'ye bölüşümüz gerekiyor. Yani. Yukarıda ayıp ettik P1 2'ye deyin. P minus 1 yukarıda hesabladık 0'ye deyin. Demek 2 koşu 0 2, 2'ye bölsek 1 çıkardı. Demek cüz dereceler aldığı yığın, kapsiyetler yığındıysa 1'ye deyin. Cevap, 3. sorunun cevabı 1'ye deyin.